Önceki videolarda Roma'nın milattan önce 509'da nasıl cumhuriyet olduğunu gördük. Ancak o noktada Roma'nın bu muazzam imparatorluk olmadığını dikkate almak lazım. Hatta sadece Roma şehrine egemen olduklarını söylemeliyiz. Ancak birkaç yüzyıl içinde genişlemeye başladılar. Evet Roma toplumunda ordu önemli bir rol oynadı arkadaşlar. Çok önemliydi gerçekten. Roma lejyonları İtalyan yarımadasındaki halk üzerinde giderek daha fazla etkiye sahip olmaya başladılar. Şimdi M.Ö. 3. yüzyıla girene kadar birkaç yüzyıl ilerliyoruz. Bu bir Akdeniz haritası ve M.Ö. 3. yüzyıla girerken bölge böyle görünüyor. Gördüğünüz gibi Roma artık İtalyan Yarımadası'nın büyük kısmında güç sahibi olmasına rağmen işte tam burada Akdeniz'de egemen güç değildi. Aslında bu yeni ve büyüyen bir imparatorluğun başlangıcıydı. Tabii başka önemli imparatorluklar da var. Mesela burada Büyük İskender'in imparatorluğunun kalıntılarını görüyorsunuz. İskender'in halefleri yani ardından gelenlerin her biri şimdi kendi önemli imparatorluklarını buralarda kurmuş. Örneğin Mısır'daki Ptolemaios Krallığı ve Orta Doğu topraklarının çoğuna hakim olan Seleukos İmparatorluğu. Burada mavi renkte gördüğünüz diğer imparatorluk ise Kartaca İmparatorluğu'ydu. M.Ö. 3. ve 2. yüzyıllarda Roma ve Kartaca birbirine girecek. Ve Roma sonunda Kartaca'yı devirerek Akdeniz'de egemen imparatorluk haline gelecek. Ancak buradaki haritada görüyorsunuz, M.Ö. önce 3. yüzyıla girerken mavi renkte gördüğünüz Kartaca önemli bir imparatorluktu. Peki o halde soru şu. Kimdi bu Kartacalılar? Kartacalılar Fenikeliydi. Ancak Fenikeliler bile kendilerini Fenikeliler olarak adlandırmadıklarından daha doğrusu bunun nereden geldiğini anlamak için 5000 yıl geriye gitmemiz gerekiyor. Günümüzden yaklaşık 5000 yıl önce yani milattan önce 3000 civarında Burada Sur ve Sayda gibi şehir devletleri vardı. Daha iyi okuyabilmeniz için şimdi tekrar yazayım. Bu Sur, burası da Sayda. Şimdi bu harita milattan önce 3. yüzyıla ait bir harita. Fakat eğer bu şehirlerin kurulduğu zamana geri dönersek, yani Nebukadnezar'ın ve ardından da Ahameniş İmparatorluğu'nun etkisi altına girmeden önceki zamana gidersek bunlar bağımsız şehir devletleriydi. Aslında bunlar günümüzde Lübnan'da halen bulunan şehirler. Bu bölgede önde gelen şehirler Sur ve Sayda'ydı. Daha sonra Fenikeliler olarak bilinecek olan bir grup insan vardı. Fenikeliler pek çok şeyle ünlüydü. Ticaretle, gemi inşasıyla ve deniz ticaretiyle mesela ünlüydüler. Ve Akdeniz sahil şeridinin çoğunu ya da büyük kısmını sömürgeleştirdiler. Bu binlerce yıl önce oldu ve Kartaca bu sömürgelerden biriydi. Kartaca 9. yüzyılda kurulmuştu. Günümüz tarihçileri bunun milattan önce 846 ve 813 arasında bir zaman olduğuna inanıyorlar. Kartaca bir Fenike sömürgesiydi ve Sur şehri için bir ticaret merkezi olarak kurulmuştu. Kartacalıların kendilerine Fenikeliler demedikleri halde Fenikeli olarak adlandırılmalarının nedeni önce Yunanlar ve daha sonra Romalılar tarafından bu şekilde bilinmeleriydi. Kartacalılar mor boya ticaretiyle ünlüydüler. Kendileri büyük deniz tüccarları oldukları için bu boyayı bir tür deniz yumuşakçasından elde ediyorlardı. İşte bu yüzden Yunanlar Fenikeliler için mor boyayla ilişkilendirilen Phoenike kelimesini kullanıyordu. Evet, Kartaca Roma ile Pön Savaşları adı verilen bir dizi savaş yaptı. Her zaman bu Pön teriminin nereden geldiğini merak etmişimdir. Neden Kartaca Savaşları ya da Roma Kartaca Savaşları denmiyor? Bunun nedeni Kartacalıların kökenlerinin Fenike'den geldiği yönünde göndermeler yapılmasıdır. Bunun için kullanılan Latince terim ise poenikus idi. Yani mor renk için kullanılan Yunanca kelimeyle aynı kökten geliyor. Poenikus zamanla punik, punik haline dönüştü ve dilimize pön olarak geçti. Kısacası tüm bunlar birbiriyle bağlantılı kelimeler. Evet, pön savaşlarında Romalılar poenikus, pönikus diyorlardı ve bununla Fenikelilerin torunları Kartacalılar ile olan savaşları kastediyorlardı. Şimdi bir dipnot olarak merak edebileceğiniz bir diğer noktaya değinelim. Fenike kelimesi fonetik kelimesine benziyor, değil mi? Mesela fonetik alfabede olduğu gibi. Fenikelilerin medeniyetine, medeniyeti olan daha doğrusu bir diğer katkısı işte budur arkadaşlar. Genel insan medeniyetine olan katkısı budur alfabe. Alfabe Fenikelilerin fonetik alfabesinden türetilmiştir. Kısacası Fenikeliler çok önemli işler yaptılar. Pek çok yere yerleştiler. Binlerce yıl öncesine gidersek Akdeniz'in gerçek deniz kuvvetlerinden biriydiler ve böylelikle önemli görevler görmüş oldular tarih sayfalarında. Şimdi öğrendiklerimizi özetlersek Roma Cumhuriyet döneminin ortalarında milattan önce 3. yüzyılda yani milattan önce 200'lerde Seleukos İmparatorluğu'nun bir parçası olan Sur ve Sayda antik şehirleri var. Seleukos İmparatorluğu Büyük İskender'in ölümünden sonra kurulan imparatorluklardan biriydi. Ama onların soyu yani Kartacalar şu anda Akdeniz'de egemen bir güç. Roma gücünü kabul ettirmeye başlamışken ve çok güçlü bir kara ordusuna sahip olmasına rağmen bu noktada çok güçlü bir donanmaya sahip değil. Eee önce 3. yüzyıldan bahsediyoruz. Kafanız karışmasın. Ancak milattan önce 264'e geldiğimizde Akdeniz'deki bu iki güç bu iki büyük güç çatışmaya başlıyor. İşte bu da Roma Kartaca Savaşı'nı bize anlatıyor arkadaşlar.